Son dönem Türk edebiyatının seçkin simalarından olan Tanpınar, hikaye, roman, deneme yazarı, eleştirmen, akademisyen ve şair olarak edebiyatımızda ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Videomuzda Tanpınar gibi dev bir ismin sanatçı kimliğini bütünüyle ele almaktan ziyade onun fazla bilinmeyen şairi yönlerine çıkarmak istedik. Bir şairin hayatı boyunca yaşadığı sevinçleri, çektiği zahmetleri gönül süzgecinde damıtıp bizlere mısra mısra sunduğunu elbette ki biliyoruz. Bu bilinçle onun yaşamından da kısım kısım bahsedeceğiz. Ahmet Hamdi Tanpınar 1901'de Osmanlı'da ulemanın yaşadığı yer olan Şehzadebaşı'nda doğdu. Babası Batumlu Müftüzadeler ailesinden Kadı Hüseyin Fikri Bey'in görevi sebebiyle çocukluğu farklı yerlerde geçti. Ergani, Madeni, Sinop, Antalya gibi farklı şehirlerde yaşadı. Musul'da yaşadığı dönemde annesini kaybetmesi, çocuk dünyasında ölüm düşüncesinin yerleşmesine sebep oldu. Onun iç dünyasında hayatı boyunca silinmeyecek derin bir yer açtı. Belki de içe dönük hassas tabiatının belirmesine ve içinde dinlenmesine vesile oldu. Hayatı Doğu Batı arasında birçok yerde kültür etkileşimleriyle geçen Tanpınar, Anadolu insanını, kültürünü, doğasını yakından tanıdı. Sinop'ta denize dost oldu, Siirt'te sıcak gecelerde damlarda yattı. Uzak dağlara akşam saatlerinde çöken yalnızlığı ve yıldızlı geceleri seyretti. Tanpınar'ın Kerkük'te başlayan okuma tutkusu Antalya'daki Kireli kitap veren kütüphanede daha da gelişti. 1918'de babası onu öğrenim görmesi için teyzesinin yanına İstanbul'a yolladı. Kasımpaşa'da bulunduğu savaş yıllarına denk gelen bu yıllarda İstanbul'u fakirleşmiş ve köhneleşmiş buldu. Önce Halkalı Baytar Mektebi'ne başladı. Esasında felsefe veya tarih okumayı düşünen Tanpınar, Yahya Kemal'in öğrencisi olabilmek için 1919'da Darülfünun'a kaydoldu. Yahya Kemal'in rehberliğinde divan şiirinin lezzetini tattı. Şeyh Galibi, Nedim'i, Baki'yi ondan öğrendi. 1921'de Tanpınar ve üniversiteden arkadaşları olan gençler Yahya Kemal'in etrafında toplanarak dönemin en dikkate değer yayını olan Dergah Mecmuası'nı çıkardılar. Tanpınar ilk şiirlerinin büyük bir kısmını burada yayınladı. Şiirlerini çocukluğunda Kerkük'teyken okuyup sevdiği Ahmet Haşmi, Yakup Kadri'yi burada tanıdı. Tanpınar'ın Yahya Kemal'den sonra ilk büyük keşfi Baudelaire oldu. Verlaine, Mallarmé gibi sembolistleri de sevdi ardından. Hayatı boyunca bağlı kalacağı Valéry'i okudu ve asıl estetiği Valéry ile ortaya çıktı. 1925'te Konya'ya atandı. Bu yıllar onun sanatta yönünü aradığı yıllar oldu. 1927 yılından sonra çalıştığı Ankara Erkek Lisesi'nde Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat, Samet Ağoğlu, Ahmet Muhip Dranaz, Cahit Tanyol gibi isimlerin de hocası oldu. 1929'dan itibaren Ankara'da Müzik-i Muallim Mektebi'nde hocalık yaptı. Batı müziği konusundaki bilgisi ve zevkinin artmasını bu okula borçlu olduğunu söyledi. Ömrü boyunca sürecek olan Beethoven tutkusu da bu dönemde başladı. 1932'den sonra hikaye ve romanlarının çekirdek teması olan Doğu Batı çatışmasını işledi. Huzursuzluğun Romanı diye tanınan Huzur romanında, Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanında hep bu çatışmaları işledi. Beşşehir adlı denemesinde yine bu minvalde bir bakış açısı sundu. Tanpınar'ın Huzur adlı romanında medeniyet sorunsalı gibi ciddi bir temayı şiir estetiğiyle ustaca işlemiş olması nesillerinde de dikkat çeken bir husustu. Halbuki günlüklerindeki notlardan da anlaşıldığı üzere şiirim esastır fakat roman şöhretimi tesis edecektir. Birisi düşüncem, asıl estetiğim, öbürü asrımla temas noktamdır. Bu temas kendi estetiğimin içinden çıkmalı, bir anlayışın hayatı tatbiki olmalıdır diyerek şiir ve nesri kesin çizgilerle ayırıyordu. Ahmet Hamdi Tanpınar tıpkı hocası Yahya Kemal gibi kuyumcu titizliğiyle işlemeye çalıştı mısralarını. Türkçe'ye kendi imkanlarıyla bakan Yahya Kemal aynı zamanda bir nesne milli tarih bilinci kazandıran, millet olma fikrini yeniden benimseten, imparatorluğun sonundaki dönemecin en önemli ismiydi. Tanpınar'ın fikir dünyası onunla şekillendi. Bu fikirler eserlerin mayasında yer aldı. Ona göre hakiki şiirin kendi varlığından başka hiçbir hedefi yoktu. Güncel şiir yazmaz, şiirin kendi içinde evrensel boyuta ulaşmasını beklerdi. Şiirin pratik ve sosyal gayesini tamamıyla reddeder,
bu işi Nesre bırakırdı. Nesirlerinde hayatın, toplumun, insanlığın bütün meselelerini ele alan Tanpınar, şiire günlük hayatın meselelerini sokmamıştı. Şiirden beklenecek yegane şey, bizi hayatımızın maddi tarafından alıkoyup içimizde estetik bir haz uyandırmasıydı. Bu duygu, belki kendini bulan bir ruhun ezeli hakikatle temasının dile gelmesidir. Belki güzellik dediğimiz idealle baş başa kalmanın verdiği sarhoşluktur. Bu yüzden denebilir ki, Tanpınar'a göre şiir, sanatçının kendini idrak ettiği, kendini bulduğu zirvedir. Şiir müsveddelerini sakladığı çok sayıda defterde, mısraların, kelimelerin yerlerini değiştirerek şiiri tekrar tekrar yazdığı görüldü. Ölümünden nice sonra yayınlanan günlüklerinden de anlaşıldığı üzere, Tanpınar'ın kendini idrak ettiği zirveyi yakalamak için mısralarını kalbinde demliyordu. Bursa'da zaman şiiri, zamanın bir şehre vurduğu damgayı tasvir eder adeta. Bursa'da bir eski cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar, eliyor dört yana sakin bir günü, bir rüyadan arta kalmanın hüznü, içinde gülüyor bana derinden, yüzlerce çeşmenin serinliğinden, ovanın yeşili göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi. Bir zafer müjdesi burada her isim. Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim. Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın. Hala bu taşlarda gülen rüyanın. Güvercin bakışlı sessizlik bile çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle. Gümüşlü bir fecrin zafer aynası. Muradiye, sabrın acı meyvesi. Ömrünün timsali. Beyaz nilüfer, türbeler, camiler, eski bahçeler. Şanlı hikayesi binlerce erin. Sesi nabzım olmuş hengamelerin nakleder yadını gelen geçene. Bu hayalde uyur Bursa her gece. Her şafak onunla uyanır, güler. Gümüş aydınlıkta serviler güller. Serin hülyasıyla çeşmelerinin. Başındayım sanki bir mucizenin. Su sesi ve kanat şakırtısından billur bir avize Bursa'da zaman. Yeşil türbesini gezdik dün akşam, duyduk bir musiki gibi zamandan, çinilere sinmiş Kur'an sesini, fetih günlerinin saf neşesini, aydınlanmış buldum tebessümünle. İsterdim bu eski yerde seninle baş başa uyumak son uykumuzu, bu hayal içinde ve ufkumuzu. Çepeçevre kaplasın bu ziya, bu renk. Havayı dolduran uhrevi ahenk. Bir ilah uykusu olur elbette. Ölüm bu tılsımlı ebediyette. Belki de rüyası büyük cetlerin, beyaz bahçesinde su seslerinin. Çok yönlü şahsiyeti, engin kültürüyle çağını aşan bir sanatçı olan Tanpınar, sağlığında kaleminin değeri anlaşılmadığından maddi zorluklar yaşamış, bu da yetmezmiş gibi kimse onun değerini teslim etmemişti. Bu nedenle de şiir kitabı konusunda endişeliydi. Ömrünün 20 yılı otel odalarında geçen sanatçı, nihayet 60 yaşında ilk şiir kitabını yayımladı. Baudelaire gibi şiir kitabının da bir iş düzeninin olması gerektiğini düşünen şair, ilk sıraya hevesle onun poetikasını içeren Ne İçindeyim Zamanın adlı şiiri koymuştu. Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten, uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, postuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş, dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. Fakat şairin bu ilk kitabı hiç ilgi görmedi. Onu kimsenin görmemesinin fazlasıyla içerledi. Buna sükût suikastı dedi günlüğünde. Şiire ihtirasla sarılmasının bir sebebi de
belki Yahya Kemal ve Ahmet Haşim gibi şairlerin ortak dostu olmasıydı. Fakat Tanpınar'ın şiirinde Ahmet Haşim, Yahya Kemal, hatta Fransız edebiyatından üstad olarak addettiği Valéry'den ayrılan bir yanı rüyalara farklı bir derinlikle yaklaşmasıydı. Antalya'da yaşadığı dönemde Güvencinlik Deniz Mağarası'nda başlayan bu rüya tutkusu, Freud, Jung, Beckert gibi isimlerin de rüya konusundaki fikirlerini okuyarak derinleştirilmişti. Onun şiirleriyle nesillerini birleştiren başlıca unsur rüyalardır. Türk edebiyatında Tanpınar'ın dışında hiçbir yazar rüyalara ayrı bir önem vermemiştir. Ona göre şiir dil vasıtasıyla bir nevi rüya hali yaratmaktır. Biz zaman kırıntıları, zaman sinekleri, tozlu camlarında günlerin sessiz kanat çırpanlar ve lüzumsuz görenler artık bu aydınlıkta kendi gölgelerini, sanki siyah, simsiyah taşlar içinde, siyah, simsiyah kabuklarda yaşadık biz. Sanki hiç görmedik birbirimizi, sanki hiç tanışmadık. Dünya bize öyle kapattı kendisini. Neye yarar hatırlamak? Neye yarar bu cılız ışıklı bahçelerde hatırlamak geçmiş şeyleri? Bu beyhude akşam bahçesinde kapanırken üstümüze böyle zaman çemberi. Hatırlıyor yetmez mi güneşe uzanan ellerimiz? Bilmiyoruz şimdi mevsim yaz mı, bahar mı? Bahçelerde hala güller açar mı? Bilmiyoruz kadınlar, kızlar, şarkılar, masallar var mı? Geceyle gündüz acıdan kaskatı kesilmiş yüz. Uykusuzluktan harap göz, öpüşen dudaklar. Çözülmeye razı olmayan eller var mı? Ayrılık var mı, gurbet var mı? Biz beyhude yere gecikenler, çoktan bitmiş bir yolun ucunda. Bilmiyoruz şimdi ıssız gecede ne yapar ne eder. Gidip de gelmeyenler, beyhude bekleyenler. Biz ayın çıplak arsasında savrulan zaman kırıntıları. Nereden bilelim bunları? Yazarken de, yaşarken de duyguyla düşüncenin, düşle gerçeğin tam ortasında bir yerde, zamanın hem içinde hem dışında yaşadı. Çok sevdiği Paris'te İstanbul'u, İstanbul'da Paris'i, Baki'de Valéry'i, Valéry'de Baki'yi özledi. Yetiştiği çevrenin ve zamanının da beslediği bu ikilikler, Tanpınar'ın yazdıklarında büyülü bir dengeye kavuştu. Tanpınar, Türkçe'ye bambaşka bir lezzet getirdi. Bir yanında mimarisi, estetiği, müzikisi ve tasavvufuyla büyük bir geçmiş vardı. Öbür yanında söz, felsefe, müzik ve resim ustalarıyla anlaşılmayı bekleyen yeni bir dünya. Onun hayatı bu çatışmanın sancısıyla şekillendi ve sona erdi. Uzun süredir akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Ahmet Hamdi Tanpınar, 24 Ocak 1962'de Rumeli Hisarı kabristanında çok sevdiği hocası ve dostu Yahya Kemal'in yanına gömüldü. Mezar taşına ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında dizeleri yazıldı.